Yaşlı terzi. Ülkenin birinde bir terzi yaşarmış. Bu terzinin büyük bir evi varmış. Evinin dışı sarmaşıklarla kaplıymış. Yoldan geçen herkes evi önce sarmaşıkla kaplı bir taş parçasına benzetirmiş. Fakat yakınına geldiklerinde bir ev olduğunun farkına varırlarmış. Terziyi tanıyanlar biliyorlarmış ama tanımayanlar evin bu şekilde olmasına çok şaşırıyorlarmış. Bu terzi çok yaşlıymış. Kimseler de kaç yaşında olduğunu bilmezmiş. Kısacık boyu, yerlere uzanan bembeyaz saçları ve kocaman burnunun üstünde küçücük gözlüğü oturur gibi dururmuş. Sırtı hafif kambur, adımlarını da güçlükle atabiliyormuş. Bir gün ta uzaklardan beyaz bir atın üstünde melekler kadar güzel bir kız çıka gelmiş. O kadar büyük ve beyaz bir atmış ki uzun yeleleri adeta rüzgarda uçuyormuş. Masmavi gözleri varmış. Her gören bir kez daha dönüp atın heybetine bakıyormuş. Güzel kız terzinin kapısının önüne yavaş adımlarla gelmiş. İnmiş atından ve terzinin kapısını tıklamış. Terzi de o an dikişleriyle meşgulmuş. Kulakları da sağır olduğundan duymazmış kapıyı. Ve kapı bir kez daha tıklamış. Bu kez duymuş yaşlı terzi. Kim o diyerek seslenmiş. Güzel kız, benim kar güzeli. Yaşlı terzi güçlükle kalkmış olduğu yerden ve gitmiş kapıyı açmış. Kar güzeli eve girdiğinde bakmış ki rengarenk kumaşlar, bin bir çeşit elbiseler, her birine hayran kalmış. Oturmuş terzinin dikiş diktiği yerin karşısındaki koltuğa. Terzi sormuş, hangi elbiseden istiyorsun diye. Kar güzeli kalkmış oturduğu yerden ve bakmış elbiselere teker teker. Beyaz yok demiş terziye dönüp. Terzinin binlerce çeşit elbisesi varmış ama nedense beyaz yokmuş. Kar güzeli mahzun bir tavırla, ben beyaz bir elbise istiyordum. Kar beyazı, her göreni kıskandıracak bir elbise ve yakasında altından bir gül işli. Terzi, kar güzelinin ölçülerini almış hemen ve kar güzeline dönüp, bu elbiseyi yaparım, yalnız bir ay süre gerek. Kar güzeli de terziye, isterse bir sene geçsin. Yeter ki bu elbise yapılsın. Benim onu giydiğimde herkesin gözü bende kalsın. Terzi yapacağına söz vermiş ve karşılığında beni bir kere öpmenizi istiyorum demiş. Kar güzeli böyle yaşlı bir ihtiyarın dediğini yerine getirirsem hiçbir kötülük olmaz diye kabul etmiş dediğini. Kar güzeli gider gitmez terzi yola koyulmuş. Beyaz bir kumaş bulmak için bütün her yeri dolaşmış. Fakat hiçbir yerde beyaz kumaş bulamamış. Umudunu yitirmiş, eve geri dönmüş. Yaz sıcağı ortalığı yakıp kavuruyor. Terzi de kan ter içinde kalmış. Evin bahçesinin önüne geldiğinde bembeyaz pamuklar görmüş. Terzi bu duruma çok sevinmiş ve çabucak toplamış pamukları. Onları eğirip iplik yapmış. Kar beyazı kumaş dokumuş. Başlamış elbiseyi işlemeye. Kar güzelinin gelmesine tam 3 gün kalmış. Terzi geceleri de uyumamış ve elbiseyi yetiştirmeye çalışmış. 3. günün sabahı elbiseyi bitirmiş. Elbise o kadar güzel olmuş ki gelen giden müşterilerin hepsi hayran kalmış. Yalnız yakasına altından gülü işlemesi gerekiyormuş. Terzi endişelenmiş, birazdan kar güzeli gelir, gülü elbisenin yakasında görmezse üzülür, beni öpmez diye. Bahçeye çıkmış, güllerin arasında biraz dolaştıktan sonra
bahçenin en sonunda bir gül ağacının dalındaki tomurcuk güle takılmış gözleri. Terzi acımadan koparmış tomurcuk gülü dalından. O kar güzelini o kadar çok sevmiş ki bu sevgiyi anlatmaya kelimeler bile yetmiyormuş. Altından ipliği alıp işlemeye başlamış tomurcuk gülü. İşlediği gül tomurcuğu bitmiş sonunda. Tam o sırada kapı tıklamış ve gelen kar güzeliymiş. Kapıyı açar açmaz sormuş, elbisem hazır mı diye. Koşarak içeri girmiş ve duvarda asılı olan elbiseyi görmüş. Karlar kadar beyaz, bulutlar kadar yumuşak ve yakasında altından işlenmiş tomurcuk bir gül. Kar güzeli o kadar sevinmiş ki odanın içinde kendi kendine dans etmeye başlamış. Hemen giyinmiş elbiseyi ve perileri kıskandıracak şekilde güzelleşmiş. Terziye dönüp cebinden çıkardığı bir kese altını fırlatmış masanın üstüne. Terzi bu duruma çok üzülmüş ve sormuş. Hani beni öpecektin? Kar güzeli böbürlenmiş. Benim kadar güzel biri, senin gibi çirkin, yaşlı ve kambur birini neden öpsün? Terzi bu duruma çok içerlemiş. Kalbi o kadar kırılmış ki güçlükle ayakta durabiliyormuş. Ve bir o kadar da utanmış. Masanın üstündeki altın kesesini aldığı gibi fırlatmış pencereden. Ve altınlar dağılmış dört bir tarafa. Kar güzeline git ve bir daha da gelme. Kar güzeli binmiş atına ve sarayına gelmiş. Odasına gidip oturmuş yatağının üstüne. Bir yandan da gözleri yakasındaki altın işlemeli güle takılıyormuş. Ne güzel tomurcuk gül, ne özenle sevgiyle işlenmiş diye düşünmüş. Dayanamamış ve koparıp gülü almış yakasından. Tomurcuk gülden sanki gözyaşı gibi sular damlamaya başlamış. Ağlıyor gibi. Kar güzeli korkmuş ve fırlatmış gülü elinden. Tomurcuk gül o anda eski haline dönüvermiş ve seslenmiş. Beni sahibim seni mutlu etmek için kopardı dalımdan. Tek sen mutlu olasın, gülesin diye. Özenle işledi yapraklarımı. Senin sevgin onun kalbinde o kadar büyüktü ki benim yapraklarım acısa bile kanamadım. Tek senin için sen bir kere olsun gülesin diye. Sen ne yaptın? Benim sahibimi hor gördün, küçümsedin, onun emeklerini hiçe saydın. Kar güzeli bu duruma çok üzülmüş, utanmış. Hemen terzinin evine gitmiş. Bakmış ki evi kaplayan sarmaşıklar solmuş. Bahçede mevsim kış olmuş. Hemen koşmuş içeriye. Terzi hastalanmış. Yanına yaklaşmış ve eğilmiş koymuş tomurcuk gülü yastığının yanına. Anlamış ki gerçek güzelliğin yüzde değil kalpte olduğunu. Kar güzeli de öyle yapmış ve öpmüş terziyi yanaklarından. Terzi açmış gözlerini, bakmış ki sevdiği gelmiş. İşte o anda terzi birden yakışıklı bir prense dönüşmüş. Meğer yıllar önce terziye büyü yapılmış. O da çirkin, kambur ve yaşlı birisi olarak yaşamını sürdürüyormuş. Bir prensesin gelip kendisini öpmesini bekliyormuş. Kar güzelinin gözlerinden yaşlar süzülmüş. İnci tanesi yaşlar. Beraber çok mutlu olmuşlar uzun yıllar. Sevgileri öyle büyükmüş ki onları hep yaşatacak kadar.